2014-7-2016 tarihinde tarafıma gelen bir trafik cezası oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü bölgesinde. Bana gelen evraklarda baktığımda araç resimleri vardır. Resimlerdeki araç tarafıma ait değildi. Olmadığını gördüm. Ve bu bağlamda hemen müracaat ettim adliyeye. Bir dilekçe yazdım. Cezanın tarafıma ait olmadığını ve kendi aracımın resimlerini çektim. Kendi aracımın resimleri ve bana gelen görüntü kayıtlarıyla Çorlu Sulh Ceza'ya başvuruda bulundum. Karşılığında mahkeme lehime karar vererek cezayı iptal etti. Sonrasında ben aracın takibe alındığını düşünerekten tekrar bir müracaatta bulunmadım. Fakat yaklaşık 6 ay geçtikten sonra HGS borcu ve OGS borcu tarafıma geldi. Sonrasında Ne kadarlık bir borç peki? toplamda 7-8 bin lira civarında Avrasya tüneli geçişleri olmuş, köprü geçişleri olmuş. Haliyle bu geçişlerden haberimiz yok çünkü benim normalde kredi kartıma otomatik ödeme talimatı olduğu için hesap makinesi geçtiğinde, bittiğinde otomatikman kartımdan çekiyor ödemeleri. Sonrasında ödemelerin fazla olduğu ve tarafıma gelen borç bilgilerinden sonra bu kadar geçiş yapmadığımı bildiğim için araştırmaya yöneldim. Sonrasında müşteri hizmetlerini aradım. Sonrasında daha önce yemiş olduğumuz, bir tarafımıza gelmiş olan ceza aklımıza geldi. Aracımızın ikiz plaka olmasından ötürü. Bu geçişler benim aracıma ait olmadığı tespit edildi. Savcılığa müracaat ettim. Aracımın resimlerini, daha önce Çorlu'daki trafik cezasının görüntülerini, alınmış mahkeme kararını dosya ekine ekleyerek savcıya müracaat ettik. Fakat savcı evrakı direkt Çorlu bölgesine gönderdi. Çorlu bölgesinden takip edileceği düşünülerekten. Fakat o arada tabii ki ikiz plakanın geçişleri sürekli benim hesabıma borç olarak yazılıyor. Haliyle ben de otoyolu kullanmak durumunda kalıyorum. Resmi durumda Otoyol ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüştüğümde telefonda görüşmemize istinaden ödeme yapamadığımı belirttim. Mail yoluyla da kendilerine yazdım. Savcılığa iletmiş olduğum evrakları, suç duyurusunu bunları da tarafına mail olarak gönderdim. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, OGS ve HGS, Avrasya Tüneli müşteri hizmetlerine bunları gerekli birimlere ilettim. Bunun sonucunda herhangi bir ödeme yapmamam gerektiğini söylediler. Çünkü ben ödeme yaptığım zaman benim hesabımdan kesiliyor. Bakiyem yetersiz görünüyor. Sürekli diğer ikiz plakalı araç geçtiği için. Aynı araç İstanbul bölgesinde ikamet ederken benim aracımsa İzmit bölgesinde Düzce ve Bolu otoyolunu kullanırken kullanıyor. Sonrasında ben Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdum. Aracımı plaka tanıma sistemine kaydettirdim. Plaka tanıma sistemine kaydettirdikten 3 gün sonra benim aracımı trafik memurları Gerede tarafında, Geyve tarafında durdurdular. Fakat aynı gün durdurulduğunda diğer aracın geçiş mesajı benim telefonuma geldi mesaj olarak. Şu anda Avrasya Tüneli, şu anda Boğaziçi Köprüsü geçişi yaptınız diye mesaj geldi. Yani benim aracımı burada durdurabilirken diğer aracı orada durduramadılar. Otoyol geçişlerindeki tarafıma ait olmayan ikiz plakalı araca ait olan geçişlere de itirazda bulundum. Sulh Ceza Mahkemesi'ne, Anadolu Sulh Ceza Anadolu 3. Asli Sulh Ceza'ya başvuruda bulundum. İtirazımı elde kanıtlar olmasına rağmen, deliller olmasına rağmen, görüntüler ve belgeler olmasına rağmen 3. Sulh Ceza'da red kararı verildi benim itirazıma. Sonrasında tekrar itiraz ettim o red kararına. Aynı şekilde aralarında bir ay geçmeden aynı itirazıma tekrar reddedildi. Şimdi aynı konuyu elde kanıtlar olmasına rağmen reddedildiği için ben yeterince belgelerimin incelenmediği kanısındayım. Yeterince belgeler incelenmeden karar verildiği için bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağım. Anayasa Mahkemesi'ne vermeye hazırlanıyorum. Elimde evraklar var. Zaten görüntülü kanıtlarım var. Çözümü plakayı değiştirmekte bulduk. En sonunda biz plakamızı değiştirdik. Plakamızı değiştirdikten sonra eski plakaya ait herhangi bir hiçbir şey tarafıma bilgi olarak gelmiyor. Plakamı değiştirdim. Aracın muayenesini yaptırdım. Bütün işlemler normale döndü. Fakat halen daha o borç İlyas Şimşek adına bende kayıtlı. Ankara Kazan mahkemelerinden gelen olumlu yanıt neticesinde HGS borcumu iptal ettiler. HGS borcum iptal edildi. Yani sadece bana ait olan geçişleri faizsiz ve cezasız bir şekilde ödedim. 49 TL gibi bir rakam tutuyor. Sadece OGS ve Avrasya Tüneli geçişleri kaldı. Bunlar için de mahkemeden karar beklerken
olumlu bir karar beklerken hiç dosyam incelenmeden red kararı verildi. Şu an 8 bin lira bir zarara girdim. O arada benim mahkemeye olan masraflarım var tabii. Ben işimden izin alıyorum bu işleri koşturabilmek için. İşimden, zamanımdan, evrak hazırlamak için para harcıyorum bu evrakları toparlamak için. Artık ne zaman ceza gelecek, ne zaman ne gelecek korkusundan arabaya da binemez olduk. Arabayı kullanmaya da trafiğe de çıkmaya korkuyorum yani bu sıralar. Artık halk otobüsünü kullanıyoruz. Yürüyerek gidiyoruz bazı yerlere. Çok şaşıran oldu. Hatta bu süreç içerisinde adliyede yaşadığım diyaloglar oldu. Emniyet birimlerinde yaşadığım diyaloglar oldu. Allah razı olsun, bölgemizdeki emniyet müdürlüğünde memur arkadaşlar yardımcı oldular, ilgilendiler, alaka gösterdiler. Ama çok rica ediyorum gelen dosyaları okusunlar, zahmetinde bulunsunlar, okusunlar, ayrıntıları gözden kaçırmasınlar. Atladıkları en ufak bir hata insanların birçok şeyine mal oluyor.